Doktor Özgeldin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir konsepte başlıyoruz. Çok değerli konukları ağırlayacağız kanalımda. Ve ilk değerli konuğum Doktor Güzin Kırsaçlıoğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara'nın ünlü diş hekimlerinden. Çok teşekkür ederim. Çok sevdiğim, çok sağ olun. Çok etik, çok bilgili bir doktor arkadaşım. Sağ olasın. Tekrar hoş geldin. Sağ olun. Sağ olasın. Lütfen kendini tanıtır mısın? Tanıtayım. Ben seni çok iyi tanıyorum. Çok teşekkür ederim. Diş doktoruyum. 1993 yılından beridir kendi işletmemi işletiyorum. Özge gibi böyle hem hastalarımı çok severek, etik davranarak işimi, yani Özge'nin gerçekten ben bu konuda hayranıyım. Çok teşekkür ederim. İşimi düzgün yapmaya çalışarak ekibimle birlikte 98 ülkeden gelen hastalarımıza bakıyoruz. 2011-2012 yılları arasında ben New York Üniversitesi'nde master yaptım estetik diş hekimliği üzerine ve bu esnada da en çok oradan geldiğimde istediğim şey bizi bütünleyen tedavileri yapan hekimlerle birlikte çalışmak. Uzun zamandır da Özge'li bütünsel anlamda estetik tedavilerle birlikte ekip halinde çalışıyoruz. Evet, çok mutluyum. Bugün de beni ilk konuk olarak çağırdığın için de çok teşekkür ederim Özge'ciğim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Ayağına sağlık. Bizim ikimizin de aslında çok yakın bir işimiz var. Evet. Sen de diş estetiğiyle ilgileniyorsun. Evet. Özellikle yüz bölgesindeki bu hem diş estetiği hem dudağın birbiriyle ilişkisi çok çok önemli. Çok önemli. Ve biz o yüzden de diş hekimleriyle birlikte çalışmayı çok seviyoruz. Yüzünle de birlikte çalışıyoruz. Sence dişle dudak arasındaki ilişki nasıl? Yani nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi benim bu Amerika'da yaptığım master programında ondan sonra bir vakayı sunmamız gerekiyordu. O vakanın çeşitli açılardan fotoğraflarını alıyoruz. Biz şimdi hastalığımıza bir şey sunarken aslında arka planında bilimsel bir altyapımızın olması gerekiyor. Belirli bir ölçümler var. Ve biz aslında estetik dediğimizde, estetik diye konumlandırdığımızda kafamızda altın oranlar var. Eminim sana insanlar geldiğinde ben dudağımı yaptırmak istiyorum ama çok doğal bir görüntü istiyorum diyorlardır. Bize de dişi aynısını söylüyorlar. Yani dişlerimi yaptırmak istiyorum ama asla fırlak, büyük dişler istemiyorum diyorlar. İşte bunları belirleyen unsur da aslında bizim oradaki altın oranları, yüzün oranlarına bakarak hareket etmiyoruz. Biz orada yaklaşık 1,5 yıl süren master programı sonrasında bir vakayı sergilememiz gerekiyordu. A'dan Z'ye, tüm yüz ölçümleriyle. Dişte benim vakam bitti ve orada gerçekten hani bir 10 tane konusunun ekolünden, yani mesela Hollywood yıldızlarının diş hekimlerinden oluşan bir hoca kadrosu var. İzlemeleri bittikten sonra bana şöyle bir şey söylediler. Dediler ki hasta çok iyi ama dudağını niye yapmadınız? Tabii o yıllarda dudak bu kadar yapılabilir değildi, 2011-2012 yılları arasında. Ve dudak estetiği dediğimiz şey bizim için de aynı şekilde koca koca büyük yapılmış suni dudaklardı ve hastanın çoğusu da korkuyordu, bundan kaçıyordu. Yani minimal dokunuşlar, bütünleştirici dokunuşlar yoktu. O zaman geldiğim zaman böyle o rüyayla geldim. Yani ben bir gün hastanımı tedavi ettiğim zaman diş ve dudak ilişkilerini tam olarak ayarlandı. Konuşurken ona göre, işte gülümserken ona göre bir dudak yapısının olduğu tedavilerin kombin yapılmasıydı en büyük hayalim. Bunun hayaliyle döndüm. Sende de çok güzel vakalarımız var birlikte çalıştığımız. Evet, çok güzel. Haklısın. Yani dudağın hareketleri, kas hareketleri, işte ölçümleri, bunların hepsi çok önemli aslında. Evet. Aynen diş hekimliğinde olduğu gibi siz de çok önemsiyorsunuz ölçümleri. Aynen. Yani yüze uygun olması, işte dudağın şeklinin özellikleri, tüm bunları değerlendirerek bütünsel şeye bakıyorsunuz her şeye. Evet, aslında yüzünün international çalıştığını çok iyi biliyorum. Çünkü hekimleri çok değerli aslında bakarsanız. Evet. Bunun değerini bilmek gerçekten çok çok kıymetli. Bizi de gerçekten yurt dışında birçok insan tercih ediyor. Dediğim gibi Hollywood'daki hekimler beğeniyor, Avrupa'daki hekimler beğeniyor. Benim de mesela Avrupa'da bazı hekimlerden before after fotoğrafları isterdi. Yurt dışından sadece dudak yaptırmak isteyip gelen hastalarımız var. Bu konu aslında çok değerli. Biz hakikaten hani böyle hekimlere sahip olduğumuz için ülkece çok şanslıyız. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Bir de bütünsel bakan hekimler. Yani hani mesela orada hastaya sadece dudak, sadece diş olarak bakıldığı zaman ortaya çok handikaplı görüntüler ortaya çıkıyor. Yani bütünsel bakıp onun işte devamlılığını, bunun tedavisi de burada olmalı diye yönlendirebilen
Hekimler gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Evet, tecrübe de çok önemli. Evet. Aslında bizim kuşak, özellikle sevdiğim bir kuşak, hem etik hem de evet. bilgiye çok aç, evet. Bilgiye doymayan bir kuşak. Ki öğrenmeye, öğrenmeye özellikle. Okumaya. Sen de okumaya çok okumaya. Şeysin, evet. gerçekten. Biz bir de öğretmeyi de seviyoruz. Yani evet. sen de birçok kongrede konuşmacısın, ben de birçok kongrelerde konuşmacı evet. olarak da. Biz öğretmeyi de çok seviyoruz evet. aynı şekilde. Evet. Hem öğrenmeyi hem öğretmeyi de seviyoruz. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Gülüş estetiğinde önce diş mi yapılmalı? Dudak mı? Şimdi aslında burada bizim hastalarımızın da bize çok sorduğu bir soru bu. Aslında gülüş estetiği yaptırdığımız zaman bütünsel olarak onunla birlikte ilgilenecek medikal estetik doktorla işbirliği içerisinde yapmak lazım. Çünkü şöyle, biz dişi, mesela dudak yapılır, sonra biz dişi yaparız. Sonra biz dişi yaptıktan sonra dudağa bir daha rötuş geçilebilir. Evet. Çünkü şimdi bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ben sevgili Selen'in de dişlerini yapmıştım. Ondan sonra ve onun mesela bir estetik bakış açısını gördüğüm zaman çok şaşırdım. Çünkü kamera önünde olan insanlar kendilerini inceliyorlar ve görüyorlar. Hı hı. Şimdi biz Türk ırkıyız ve Türk ırkı olarak biz konuşurken genellikle şu kısmımızı kullanıyoruz. Bu kısmımızı kullanıyoruz. Ve bunu konuştuğumuzda da burada el iki dişin ikiz gibi çıkması lazım. Dudaklarında tam o ikiz dişin üzerinde midline'ın zenit noktalarının kıvırık olarak durması lazım. Yani konuşurken şöyle bir öpücük hareketi tarzında konuşuyoruz biz. Çünkü kapalı konuşuyoruz. Şimdi Hollywood Smile denildiğinde Amerikalılar nasıl konuşuyor? Böyle what, ağzı çok açıyorlar. İnanılmaz açıyorlar. Şimdi mesela onların dudaklarının genişlikleri bizden daha farklı. Ama Türk ırkının bu kısımda toplanıyor. Evet. Yani mesela alt dudak zenit noktamızın tam orta hattı el iki dişe değmesi gerekiyor. Bunların ayarlanması gerekiyor. İşte bir diş tasarlanacağı zaman, biz dişi tasarladığımızda dudakla ilgili bir işlem yapılacaksa bunun yarım işlem yapılmasını tercih ediyoruz. Yani sonrasında bir kontrol olması çok için. Doğru. Çünkü biz konuşurken kapalı konuşuyoruz ve ön iki dişimiz gözüküyor. Ama gülümsediğimiz zaman daha geniş bir gülümseme istiyoruz. İşte o geniş gülümsemede diş hiç gözükmüyor. Hı hı. Dudak dolgusu çok yoğun olduğu zaman. Doğru, çok doğru. Yani hani ikisinin bir bütünleştirici olması gerekiyor. Yani kesinlikle. Dişi bir yapıp daha sonra dudağın tekrardan bir şekilden geçmesi ideal oluyor. Dün bir hastam var, hatta sana yönlendirmeyi düşün, bana sesli mesaj atmış. Üst damak protez yaptım ben kendisine. Benim dudağım yok, bana dudak da yap, bana dudak da yap diyor. Yani çünkü bir şey yapıldıktan sonra özellikle bizim ırkımızda, Türk ırkında yaşlanma buradan oluyor. Kesinlikle. Ve bu kısım dudak hattı uzuyor. Kesinlikle uzuyor ve burada hiç dudak kalmıyor. Burun altına da dolgu bazen gerekiyor bizim diş yapımımızdan sonra. Ve burnun, işte dudağın şu zenit noktalarının, işte bu filtrum tekrardan verilmesi gerekiyor bunlar. Belki o sırada da sizin bir botoks uygulamanız da gerekebiliyor bizim evet, için. Evet. Şöyle, aslında bazı durumlarda da gerçekten ben hastama soruyorum. Özellikle dişlerin içeri bakan durumlarında. Yani dudak da içeriye dönüyor dolayısıyla. Evet. Sen ona ne diyorsun bilmiyorum. Evet. Dişlerin içeri... Yani biz ona yani cross part diyoruz. Daha içeriye doğru olan. İçeriye doğru olan. Tabii. Dudaklar çok zor yapılması. Şöyle söyleyeceğim. Gün geçtikçe daha çok erkek hastamız oluyor. Bilmiyorum sizin de oluyor evet, mu? Evet, gün geçtikçe daha çok erkek hastamız oluyor. Çünkü şöyle... gerçekten hani Covid sonrasında insanlar artık hayatlarında bazı şeyleri değiştirmeye başladılar ve bu değişimle birlikte de kendilerine daha yönelik olmaya başladılar. Kendini mutlu eden şeyleri yapmak istiyor insanlar. Doğru. Ve en önemlisi genç gözükmek istiyorlar. Evet, evet. Ve erkek hastalar özellikle bu filtre bölgesinin çok düşük olması, onları yaşlı gösteriyor. Dudağın çok incecik olması da yaşlı gösteriyor erkekleri. Mesela o dediğim deep bite meselesi, dişin içeri doğru dönük olma meselesi, dudağı iyice içeri doğru dönüyor. Kesinlikle dönüyor. Yani orada dudağı dışarı çıkartmak çok zor oluyor. O nedenle ben düşünüyorsa mutlaka bir diş hekimini ziyaret etmesi gerektiğini söylüyorum hastama. Ondan sonra yapılacak dudağın çok daha güzel, çok daha hoş olacağını, yani dudağın daha çok dışarı kıvrılabileceğini, o gülüş estetiğini hedefimize daha iyi ulaşabileceğimizi özellikle belirtiyorum. Bu tip durumlarda diş hekimleriyle birlikte ortak çalışıyoruz. Senin dediğin gibi aslında burun dudak hattının uzun olması, ki aslında bunu artık ölçüyoruz,
filter labial score diye bir şey konu var artık. Yani dudakla burun hattını uzadıkça aslında biz daha yaşlı görünüyoruz. Evet. Gençlerde de olabiliyor bu. Yaşlılarda giderek daha da artıyor. Bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor. Evet, bazı tekniklerle biz dudak dolgusu yaparken lip lift dediğimiz etkiyi yakalayabiliyoruz. Bu çok özel bir teknik. Yani çok tecrübe isteyen, altında dolgu olmaması gerekiyor. Hem doğal olması gerekiyor hem de şu mesafeyi kısaltabilmemiz gerekiyor. Bu çok özel bir teknik gerektiriyor fakat bunun dışında diş hekimliğinde bunun için neler yapıyoruz? Şimdi şöyle düşünelim. Aslında bizim dişlerimiz ve dudağımız bir enstrüman aynı şekilde. Ne anlamda? Biz mesela konuşuyoruz, gülüyoruz ve ses çıkartıyoruz. Yani dudaklarımız dişimize değerek bir ses çıkartıyor, konuşuyor. Konuşma fonksiyonunu yerine getiriyoruz. Hı hı. Şimdi dişler içeri doğru dönük olduklarında bunlar köküyle birlikte içeri dönük oluyorlar. Ve bu esnada da dudak destekleri olmuyor. Yüzlerce kas var. Hı hı. Ve bu kaslar konuşma esnasında fonksiyona giriyor. Ve belirli kaslar, mesela işte genellikle şu kısmın, şu yanak kısımlarının çökük olması, mesela dişin içeri dönük olduğu durumlarda ortaya çıkar. Diş içeri doğru dönükse, alt taraftaki dişler çok aşınmış ve içeri doğru dönükse de çin bıyığı dediğimiz bu görüntü ortaya çıkıyor. İster istemez kişi de şu alan içeri doğru kaçıyor. Hı hı. Biz o zaman vertikal boyut yükseltme dediğimiz tedavilerle, yani dişin arka kısmına yaptığımız eklemelerle, bunu biz genç hastalarda yapıyoruz. Hı hı. Çünkü iskelet ve diş uyumu çok çok önemli. Yani mesela ben hastam geldiği zaman ellerine de bakıyorum. Mesela tırnakla parmaklar uyumlu mu? Çünkü her yerde bir altın oran var. Şimdi biz bazen yüz genetiğimizi annemizden, diş genetiğimizi babamızdan alıyoruz. Ya da tam tersi oluyor. Yani dişler yüzümüze göre, yüz iskeletimize göre kısa kalıyorlar. Kısa kaldıkları zaman da yumuşak doku genetiğimiz diğer anneden oluyorsa eğer, dilimiz, dudağımız zaten büyük oluyor. Hı hı. Şimdi dudak ve yüz kaslarımız başlangıçta 35'e kadar buna adapte oluyor, sıkıntı yok. Ama 35 sonrası işte kolajen üretimi durduğunda ciddi bir çöküş başlıyor bu sefer. Evet. Dudak kenarlarında siz ne kadar oralara dolgu yapsanız da yani 2 ay sonra tekrar oralar, çin bıyıkları tekrar çıkıyor. Özellikle tekrar. Menopozdan sonra. Kesinlikle zaten şöyle aslında bir kemik erimemiz de söz konusu. İşte dişlerimizin çiğneyici kısımlarındaki problemler, yani aşınmış alanları eklemeler yaparak dişlerimizi yükseltebiliyoruz rahatlıkla. Buna vertikal boyut yükseltmeler diyoruz. Hı. Şimdi göz köşesiyle burun köşesi arasında bir çizgi, burun ucuyla çene ucu arasında bir çizgimiz var. Bunların birbiriyle eşit olması gerekiyor. Bunu eşitleyen ve taşıyıcı sistem dişlerimiz. Eşten. Dişlerimizin çiğneyici üzeri aşındığında ya da doğuştan kısa olduğunda bu burun ucu ve çene ucu mesafemiz kısa oluyor. Genellikle de 35 yaş üstü erkeklerde de horlama sorunları bundan dolayı oluyor. Çünkü dil içeriye sığamadığı için arka kısmın artık rahat nefes alamamasından kaynaklanıyor. Nefesin geri gelmesiyle de yüz yeniden enerji buluyor. Yeniden gençleşiyor. Nefes aslında, çok önemli. Aslında anti-aging etkisi yaratıyor bütün bunlar. Kesinlikle. İyi nefes alamadığımızda hastalanıyoruz biliyorsunuz. Evet. Bir şey daha dikkatimi çekti sen konuşurken. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Benim çok önemsediğim bir konu. Dişleri kapatacak şekilde dudak dolgusu yapmak gerçekten hiç güzel değil. Onu ben de vurgulamak istiyorum. Evet. Çünkü tek tip değiliz. Yani sadece bir isimden ibaret değiliz. Kesinlikle. Yani hani böyle araya girdim. Tabii çünkü. Çünkü şöyle diş yapılırken de tek tip değiliz. Yani tek bir resim, bir profilden ibaretiz. Mesela bazen hastalarımız bizden şöyle bir şey istiyor. Şöyle bir mask bir görüntü ve burada her şey simetrik olsun. Hayır biz tek bir pozisyon değiliz. Yani ben bazen gerçekten yani sanat çalışmalarından dolayı gerçekten başarılar diliyorum. Hiçbir zaman için öyle dudaklar görmedim. Bazen bir dudaklar görüyorum. Hayır yüz altın oranında asla kesinlikle uymuyor, hareket bile etmiyor, evet, ağzından diş gözükmüyor ve bence birçok insanın dudak dolgusundan korkutan şey bu. Kesinlikle bu zaten. Kocaman dudaklar. Kesinlikle öyle. Uymuyor. Benim zaten mesela hastam oturduğumda karşıma ben kesinlikle doğal bir dudak istiyorum, asla ördek dudak istemiyorum diyerek oturuyor, bu korkuyla geliyor. Ama zaten araştırdığı için hani evet, öyle bir şey çıkmayacağını bildiği için evet, bizlere geliyor, başvuruyor. Özellikle ben şuna çok üzülüyorum. Çok aşırı doldurulmuş dudaklarda
dişler görünmüyor. Hiç gözükmüyor. O yüzün o estetiğini bozmuş oluyoruz. Hmm. Ayrıca dudağın o güzel hareketlerini de kaybetmiş oluyor, evet, dediğin gibi. Evet, çünkü evet, aşırı doğru yapıldığında kasa hareketleri birazcık baskılanmış oluyor. Evet. Aslında biz onu Gummy Smile'da da birazcık kullanıyoruz. Evet, evet, yani evet, Gummy Smile'da evet, da aşırı bir kas hareketi var ve evet, işte damaklar görünüyor. Evet. Öyle bir durumda da çok doğal ve uygun dozlarda yapılan dolgu Gummy Smile'ımızı da düzeltebiliyor. Düzeltiyor. Peki Gummy Smile'da başka neler yapıyoruz? Şimdi Gummy Smile geçmişte bir kaderdi. Ondan sonra evet, hani diş etlerinin o kadar çok gözükmesi kaderdi. Aslında yetersiz dudak olması sonucunda Gummy Smile'ın olduğunu artık biliyoruz. Şimdi reverse vestibuloplasti dediğimiz bir tedavi var. Aynı siz şu burun ucunun altından hani burada bir kaldırma hareketi yapıyorsunuz ya, bunun dudak içinden olanını yapıyoruz biz. Hı. Yani dudağın bitiş alanını aşağıya doğru çekiyoruz. Bununla da reverse vestibuloplasti, bu tedavi yapıyoruz. Tabi bu tedavi de kişinin erkek ya da kadın olmasına göre değişen unsurlarda da hastamıza botoks uygulaması istiyoruz sizlerden. Hı. Çünkü bu bölgede bir botoks uygulamasının çok doğal bir şekilde yapılması lazım. Yoksa böyle perde parlıyor, açılmıyor gibi şöyle duruyor kişinin evet, dudağı. Bir anda uzuyor. O da onu çok mutlu. Bu arada şöyle söyleyeyim, ben de aslında bir Gummy Smile gülüşüne sahibim. Ama Gummy Smile gülüşünün de avantajlı bir durumu evet, var. Bir çünkü avantaj, daha genç gösteriyor evet, kişiyi. Orada Gummy Smile'in daha güzel gözükmesini sağlayan dişten de bazı düzenlemeler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Diş iti seviyesini ayarlıyoruz. Oradan çıkan diş görüntüsünün güzel olmasını sağlıyoruz. Diş yüzeyini işte laminalarla daha parlak, daha güzel gözüken bir hale getiriyoruz. Oradan aynı şekilde sizlerle kombin halinde çalışıyoruz. Yani basit bir dudak dolgusuyla da tamamlayabiliriz. Azıcık bir botoks uygulamasıyla da tamamlayabiliriz. Hı. Botoks uygulamasını daha çok tercih ediyoruz. Çünkü yani ileride dudak zaten düşecek ve hasta için bir avantaj sağlayacak bu durum. Hı hı. Diş etlerinin yani gözükmesinin perdesi biraz azalacak. Hı hı. O yüzden Gummy Smile tedavisinde kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Kesinlikle. Her şey aslında kişiye özel. Kişiye özel. Yani evet, öyle vakalar var ki daha çok botoks tercih ediliyor. Öyle evet, vakalar var ki dudak dolgusu tercih ediliyor. Evet. Diş dişleri düzelterek evet, tabii ki onlarla birlikte. Senin bahsettiğin uygulamalar ya da işte prosedürler de yapılabiliyor. Aslında Gummy Smile dediğin gibi bir avantaj. Evet. Çünkü dudak kaslarını yukarı çeken güçlü evet, kasları var Gummy Smile olanları. Ve biz bunu bu avantajı sadece biraz hafifleterek evet, ya da hani aşırılığını düzelterek güzel bir hale getirebiliyoruz. Şimdi ben kendimle ilgili uygulamalarda da mesela geçen sene bana Özge iplik uygulaması yaptı. Ondan sonra işte şimdi ise dolgu uygulamaları yapıyor zaman zaman dönemde. Şimdi ise kendi yüzümdeki yapılan uygulamalarda da ben dünya da artık buraya doğru gidiyor. Minimal invazif teknikleri tercih ediyorum. Yani şimdi cerrahiler tabii ki hani insanlarda şöyle bir düşünce var. Defalarca kere bunu yaptıracağım, bir cerrah yaptırırım, kurtulurum. Bu bir düşünce tarzı, kabul evet, ediyorum. Doğru. Öyle düşünenler var. Öyle düşünenler var. Ama mesela ben kendi açımdan yani ben 53 yaşındayım. Ondan sonra yani hiçbir kırışıklığa sahip değilim. Bir daha demin neden bahsettim? Bizim jenerasyon işte etik ve öğrenme değerlerine sahip. Şimdi insan ömrü uzadı artık. Yani mesela şu anda biz hayatımızın 3. chapter'ının işlerine hazırlanıyoruz. Yani artık bilginiz var, deneyimimiz var. Hayatın içerisinde bir takım şeyleri daha bilgili ve deneyimli olarak çocuklarımızı büyüttük. Ondan sonra daha deneyimli olarak kalmak istiyoruz. Şimdi bu esnada da bize genç ve dinç bir görüntü ihtiyacımız var. Yani bir ameliyat skarıyla ve iziyle ya da asimetrisi olan bir estetik ameliyatı gerçekten benim için çok da hoş olmayan bir şey. Mümkün olduğu kadar aslında minimal dokunuşlarla bir kişinin yüzünün bütünlüğünü koruyan, bozmadan evet, koruyarak, doğallığını koruyarak ve doğallığını yani daha sonraki yıllara da hazırlayacak bir şey. Yani şimdi mesela Gummy Smile tedavisinde de aynı şey aslında düşünmek lazım. Hı-hı. Ben mesela Amerika'da şöyle bir inanış var. 35 yaşında bir dişlerini yaptırsın, bir de 65. Hı-hı. Yani parasını biriktirir oradaki insanlar 65 yaşında. İşte 40 bin dolar, 50 bin dolar tutan tedaviler yaptırırlar. Çünkü şöyle hayatın içinde 85-90'a kadar kalıp çalışacaklar. Şimdi evet, bizim nesilde biz de çalışacağız. Çalışmayı, çalışkan olmayı seviyoruz. Evet. Çalışacağız. O zaman estetik planlaması yaparken, bir Gummy Smile planlamasını yaparken de hem dişlerin az ömür boyu kalmasını
göz önüne alarak. Çünkü kesmeli biçmeli işlemleri artık istemiyoruz. Orijinal dişleri kesmek istemiyoruz. Mümkün olsa korumak istiyoruz. Diş ve diş eti sağlığını da korumak istiyoruz. Ve kişinin yüzünün ileride de yapılacak operasyon ve yapılacak tedavilerde de geri dönüşü olmayan şeyleri yapmak istemiyoruz. Artık bütün bakış açısı estetikte, bu çok önemli. Kesinlikle, yani bütün bakış açısı artık ne oldu? Minimal invaziv teknikler. Biz mümkün olsa az dokunmak istiyoruz. Az dokunuşla da büyük işler yapmak istiyoruz. Evet. O yüzden biraz amacı aslında. Aslında amacı yani zor. Az şeyle, etkili işlerle en iyi sonuca ve en güzel sonuca ulaşabilmek. Ama tabii ki en sağlıklı yöntemlerle. Geçmişte bir mankenin bir röportajı vardı. Şey diyordu. Aynanın karşısına baktığımda kendimi güzel göreceğim bir 5 yılım var diyordu. Bunun işte 40'lı yaşlarda bu röportajı vermişti. Geçenlerde bir şey okudum. Diyor ki azıcık sıkı durun diyor. 3-4 yıl sonra yaşlılık kalmayacak diyor. İnşallah. Belki biz onu yaşayacağız. İşte hastalarımızı da oraya taşımamız lazım bizim. Evet. Yani hastalarımızın kemik dokularını, yumuşak dokularını o yıllara taşımamız lazım. Peki Güzin, facelift dentistry diye bilinen bir gerçek var. Evet. Bununla ilgili bizi bilgilendirebilir misin? Şimdi facelift dentistry şu, hani anlattığım gibi burun ucu ile çene ucu arasındaki mesafe çok önemli. Altın aran çok önemli. Dişlerle bu konuda taşıyıcı oluyor. Facelift dentistry de kişinin yani bende bir ara soru gibi olacak ama mesela benim en büyük korkum böyle Hollywood yıldızlarının sonu gibi. Şimdi böyle estetik handikapları, estetik faciaları, estetik fake diye böyle insanlar mesela gösteriyorlar. Yani bir gün yüzlerin o şekilde aşırı derecede düşmüş halleri, aşırı estetik operasyonlar sonucunda ortaya çıkmış halleri. Yedekler, görüntüler böyle dalgalı. Kesinlikle. Görüntüler. Çok gerilmiş çok, böyle. Çok çok. Ağız böyle büyümüş, gerilmiş. Ya, yani bakamıyorsun bile artık ona. Evet, mesela John Travolta bizim çocukluğumuzun hani yıldızlarından. Şimdi John Travolta ne hale geldi? Elvis Presley yaşasaydı acaba ne olurdu? Ondan sonra böyle kadın yıldızlardan da mesela. Hani mesela Sharon Stone bile çok kötü oldu. Evet, İnanılmaz derecede. Yani mesela benim en büyük korkum... Bunlar sence neden kaynaklanıyor olabilir? Yani aşırı uygulamalardan mı yoksa doğru olmayan mı? Bence bütünsel estetik yaklaşımının olmamasından kaynaklanıyor. Yani şimdi yüzü taşıyıcı sistem, o arka sistem yani dişlerin çiğneyici kısımları. Bu çiğneyici kısımları verdiğimiz bizim eklentiler ve yaptıklarımızla kemik dokuda biz bir kere destek sağlıyoruz. Kemik doku çöktüğünde yani şimdi şöyle hepimiz 18'li yaşlardaki kemiğe sahip değiliz. Kemiklerimiz eriyor. Dişlerimizin çiğneyici yüzeyleri de eriyor. Dişlerimizin çiğneyici yüzeyleri eridiğinde hem yanağa bakan kısımları hem üst kısımları eridiğinde ne ortaya çıkıyor bu sefer? O yumuşak dokuda da bir deformasyon. Hı. Şimdi dişi ekleme yapmadan ya da dişli bir düzenleme yapmadan yüze yapılan estetik operasyonlar sonucunda dişli yumuşak doku uyumu gerçekleşmiyor. Hı hı. O takdirde ne oluyor? O yeni çekilmiş doku lak diye geri tekrardan düşüyor. Aslında işte hep konuştuğumuz konu minimal invaziv tekniklerin kullanılarak mümkün olduğu kadar dokuyu korumak. Facelift dentistry de kendi orijinal dişimize yaptığımız eklemelerle kesmeden, kendi orijinal dişimize herhangi bir eklenti yapmadan yapıklarımızı yukarı doğru kaldırdık. Dün bir hastam vardı. Alt çenesi önde bir beyefendi. Ama yüzü o kadar genç duruyor ki inanılmaz derecede. Ama onu çok yaşlı gösteriyordu. Biz onun işte arka boyutunda ekleme yapıp üst dişlerini biraz öne doğru çıkarttık. Bir kalktık koltuktan. İnanılmaz derecede. 10 yaş gençleşmiş durumda. Bana dedi ki sihirli değnek, sihirli değnek. İşte kesinlikle. O değneği aslında hastamıza sağlamamız lazım. Yani facelift dentistry hastamızı bunu sağlıyor. Diğer kanalda da sizin anti-aging dediğin gibi yani bütünsel bir konu. Evet. Yani sadece medikal estetik, işte sadece diş hekimliği, sadece hormon terapileri de var tabii ki aslında. Evet. Özellikle menopoz dönemine girildiğinde işte kemik erimemizin daha az olması için yapılabilecek tabii ki uygun hastalarda yapılabilecek hormon terapileri var. Tüm bunlar aslında birlikte değerlendirilmesi gerekir ve hastamızı da bu şekilde aydınlatmamız gerekir. Medikal estetik uygulamalarda aslında uygun tedavilerde yani hastamızın yüzüne uygun sağlıklı seçtiğimiz şeylerde, tedavilerde ya da medikal estetik uygulamalarda gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyoruz. Ama dediğin gibi kemik erimesini de hesap etmek gerekiyor. Diş yapısında, çene yapısında ve işte
tüm vücudu da değerlendirmek evet. gerekiyor. İşte iyi bir spor, iyi bir beslenme, tüm bunları tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Hepsi bütün tedavi dediğimizde evet, hepsini kapsıyor. Hepsi bütün endovenöz tedaviler. Kesinlikle. Evet. Yani mesela biz dental detoks diye bir kavram ortaya çıkarttık. Mesela dental detoks da bunu kapsıyor. Yani bir kişinin ağzında diş taşı varsa, ağzında enflamasyon varsa, enfeksiyon varsa onun geri kalan vücut kısmında sağlıktan söz etmek mümkün değil. İnflamasyon dedin, benim yaralı noktama parmak bassın. İnflamasyon özellikle bazı dolgularda evet. Hastalarınızın da çok fark etmediği aslında bir konu bu. Ama bence çok çok önemli bir konu. Dolgu seçiminde inflamasyon neden olan dolgular var, inflamasyon neden olmayan dolgular var. Bu seçim bizim için çok çok önemli. Özellikle dudakta aşırı dolgu yapıldığında veya aşırı bile yapılması eğer inflamasyonun sebep oluyorsa inanın dudakta sarkma oluyor. Dudakta sarkma korkunç bir şey ve hani geri dönüşsüz. Ben elimden geldiğince toparlamaya çalışıyorum bazı lazer tedavileriyle. Fakat bazı durumlarda da gerçekten tedavisi çok zor bir hale gelmiş oluyor hastanın. Dudağı bollaşmış, sarkmış. Mukozalarda sarkma oluyor. O konuda mesela sizden de yardım istiyoruz. Aynı zamanda lazer tedavilerinden de yararlanıyoruz. O nedenle çok fazla uygulamadan kaçınmak, çok iyi dolgu seçimi yapmak çok çok önemli. Değil mi? Doğru, doğru. Sizde de dolgu seçimleri çok önemli. Ben mesela hastalarımdan görüyorum bazen tedavi yaparken, mesela dudağı iteklemek zorunda kalıyoruz. Aslında yani, dudakta bu kadar katı bir dolgunun kullanılmaması gerekir, lazım. Yani ki. Mesela bazen mesela dudağı şöyle elimle yokluyorum, sanki bir sosis varmış gibi orada. Aynen. Ve diş yaparken bildiğin itekliyorum orayı. Yani muhtemelen daha katı maddeyi oraya koyup daha uzun zaman gitmesini istedikleri için yapıyorlar. O sırada dediğin gibi enflamasyon hasarlanıyor değil mi? Yani bir fibrozis oluyor biliyor musun? O fibrozis bence en tehlikeli olan en konulardan tehlikeli. Birisi. Ondan bir daha kurtuluş yok. Yok, aynen öyle. Çıkartılması gerekiyor. Evet, yani çıkartılabiliyorsa tabii ki çıkartılabilir. Eriticiler var mı? Eriticiler var. Biz evet. eritiyoruz. Evet. Hani çok aşırı hasarlı ve büyük dudakları evet. eritiyoruz. O dişlerin görünmesi gerekiyor çünkü. Evet. Eritiyoruz fakat eğer önceki dolgu bir fibrozise sebep olmuşsa orada aynen bir scar dokusu gibi sert bir doku oluyor ve bunu tedavi etmek gerçekten çok zor. Bunun geri dönüşü yok. Ruslar çok kullanıyorlardı kesinlikle bunları. Daha önceden Ruslar, yani Rus hastamız da sizinle bizim de çoktu. Penler çok, mesela. Penler evet, fibrozise evet, sebep evet, oluyor. Evet, sertleştiriyor evet. dudağı ve artık dudak dolgu almaz hale geliyor. Ben bunu hastama açıklıyorum. Bak fibrozis olmuş, dudağın artık dolgu alacak durumda değil. Maalesef hani bir sonuç alamayız diye üzülerek belirtmek zorunda kalıyorum. Hormonların işte burada aslında bakmak, hani mesela facelip dentistride de çok önemli. Geçen mesela ortak bir hastamız vardı. Mesela yağ dokusunun eriliğinden bahsetmesi evet. kendisine ve kendisinde yani testosteron hormonunun yükseldiği ortaya çıkmış. Hmm. Diyor ki Özge Hanım bana dedi ki yağ dokun azalmış senin. Benim çünkü testosteron inanılmaz derecede yüksek. Yani çünkü östrojen yok vücutta. Evet. Östrojen olmayınca yağ bağlanımı yok. Yağ bağlanımı olmadığı için yağda demek ki defek ortaya çıkmış. Hepsi aslında bir bütünsellik. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle hani Hollywood'dan bizim de hastalarımız geliyor, sizin de hastalarınız geliyor. Amerika'da şöyle bir kavram var, kuaför diş hekimliği deniliyor. Hmm. Yani tek tip aynı cins diş yapılanları. Mesela medikal estetik sektöründe de ben var. Eminim sizde maalesef de bu tarzı var. Bir durum evet. vardır. Kesinlikle. Yani yüz sizin yüzünüz. Bütün bir ömür boyunca bu yüzü taşıyacaksınız ve her yapılan uygulamanın birazcık da olsa kalıcı bir tarafı oluyor. O nedenle tecrübeli, güvendiğiniz, evet. bu alanında uzman evet. insanları tercih etmeniz çok çok önemli değil mi? Kesinlikle. Yani yüz... Ben de gerçekten tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Özge'yi tercih ediyorum gerçekten. Şimdi şöyle, Özge'yle ben her hastama söylediğimde diyorlar ki lip kuyen, biz tanıyoruz. evet. Yani burada gerçekten müthiş bir sevgi var. Dudaklara karşı müthiş mutlu oluyorum ben geldiğim zaman. Biz ilk sloganımız Hayata Gülümseyin'de hep böyle sürekli dudak koyuyorduk. O sırada durumlarda çok insan böyle dudak paylaşmıyordu. Benim de o kadar çok dudak vardı ki böyle durum fotoğraflarımda. Şimdi buraya geldiğinizde pastalardan tutun, ondan sonra yastıklardan tutun. Her tarafta
bir lip queen havası var ve geldiğiniz zaman kendinizi queen hissediyorsunuz burada. Gerçekten bütün işte personelin davranışları, bakın burada şeyleri de göstereceğim böyle. Ondan sonra fincanların seçiminden tutun her şey. Burada bir lip queen havası var. Yani kendi lip queen hissediyorsunuz. Gerçekten lip queen olarak geldiğiniz bir yerden yani mesela mutlu overdose çıkmış beklentilerle ya da işte mesela korkarak bir şeylerin yapılmasını engelleyerek güzel olasılıkları kaçırmak da olmaması gereken bir şey. Geçenlerde klinikte onu konuşuyorum, kendi klinikimizde. Diyorum ki Özge bana şunu şunu yaptı. Ne yaptı? Yaptı. O biliyor, yapıyor. Çünkü doktorunu bırakmak lazım. Evet. Gerçekten doktorunu biraz bırakmak güvenmek lazım. Güvenmek çok önemli. Doktorunu bırakıp güvenmek lazım. Yani şimdi araştır, oku bir şeyleri. Aa, bu zarar neymiş, şu zarar neymiş. Zaten sizin niyazı araştırıyor, kongre dolaşıyor, okuyor, yayınları takip ediyor. Hatta eğitimlerine veriyor. O zaten sizin hanımınızı bunu araştırıyor ve uyguluyor. Teslim olun yeter. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz ikizler mi oluyoruz? Öğrenmeyi severiz. Evet, evet, doğru. Gerçekten burada bir dikkatli havası var. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Eminim sizin de bu konuyla ilgili sorularınız olacaktır. Yorumlara yazarsanız belki bir dahaki konuk ettiğimizde yüzünü tekrar sizin istediğiniz konularda konuşabiliriz. Ben de çok keyif aldım. Ona bilgimi ve yani deneyimlerimi paylaşmaktan, Özge ile böyle bir programa katılmaktan dolayı çok mutluyum. Sorularınız olursa geleceğe yönelik tekrar bir program yaparız. Tabii ki, keyifle. Teşekkürler. Başka bir konukla, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.